26 Nisan 1986'da o dönem Sovyetler Birliği'ne bağlı olan Ukrayna'nın başkenti Kiev'in 130 kilometre kuzeyindeki Çernobil kenti insanlık tarihinin en korkunç çevre felaketlerinden birine sahne oldu. Pripyat şehri yakınlarındaki Çernobil nükleer santralinin 4. reaktöründe yaşanan patlama sonucu çevreye 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombasının 50 katına eşit miktarda radyasyon yayıldı. Patlamanın ardından radyoaktif madde yüklü bulutlar Türkiye dahil birçok ülkeyi etkiledi. Çernobil nükleer faciası bazı bağımsız araştırmalara göre yaklaşık 200 bin kişinin doğrudan ya da dolaylı olarak ölümüne sebep oldu. Facianın etkileri nedeniyle yüz binlerce çocuk sakat dünyaya geldi. Kanser vakalarının arttığı iddia edildi. Kazanın olumsuz etkilerinin nesiller boyunca sürmesi bekleniyor. O kara günde ne yaşandığını anlatmadan önce Çernobil nükleer santralinin ne zaman inşa edildiğine ve geçmişine bir göz atalım. O dönem Sovyetler Birliği'ne bağlı olan Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde Çernobil nükleer santralinin inşasına 1970 yılında başlandı. Santralde çalışan personeller ve aileleri için 3 kilometre mesafede Pripyat şehri kuruldu. Santralin ilk reaktör ünitesi 1977 yılında faaliyete girdi. Daha sonra 3 güç ünitesinin daha tamamlanmasıyla yıllık enerji üretimi 29 milyar kilowatt saate ulaştı. Çernobil nükleer santralinin her biri 1000 megawatt gücünde 12 reaktörle dünyanın en büyük nükleer enerji santrali haline getirilmesi planlanıyordu. Patlamadan önce 4 reaktörle çalışan santralde 2 reaktör de inşa halindeydi. Kazaya uğrayan 4. ünite 3 senedir faaliyetteydi. Santralde 26 Nisan 1986'da neler yaşandı? 25 Nisan 1986 tarihinde Çernobil nükleer santralinin 4. reaktöründe rutin koruyucu bakım çalışmalarının hazırlıklarına başlandı. İleride olası acil bir durumda ek güç kaynağı olarak kullanılması için türbin jeneratörünün test edilmesi planlanıyordu. Deneyin 700-1000 MW güç seviyesinde yapılması kararlaştırıldı. Kazadan bir gün önce reaktörün gücü yaklaşık 1600 MW'a düşürüldü ve test gereği acil durum soğutma sistemi kapatıldı. Saat 23.10'da güç seviyesi 700 MW'a indirilmeye başlandı. Otomatik güç moduna geçildi ama güç durdurma ayarı 700 MW'a ayarlanmadığından güç seviyesi 30 MW'a kadar düştü. Görevli operatör gücü geri kazanmaya çalıştı ve sonunda testi planlananın altında bir seviye olan 200 MW gücünde başlattı. 26 Nisan saat 1.23'te kumanda tablosunda acil durdurma sinyali yandı. Operatör reaktörü durdurma düğmesine bastı ve kontrol çubukları aşağıya doğru hareket etmeye başladı. Güç seviyesi saniyeler içinde nominal değerin 100 katına ulaştı. Durumun kontrolden çıkmasının ardından birkaç saniye arayla iki büyük patlama meydana geldi. Görgü tanıklarının anlatımına göre ilk patlamada kırmızı, ikinci patlamada mavi bir alev yükseldi ve ardından santralin üzeri dev bir mantar bulutuyla kaplandı. Peki bu faciaya ne sebep olmuştu? İnsanlık tarihinin en büyük nükleer faciasının asıl nedenleri konusunda bugün de tartışmalar sürüyor. Sovyetler Birliği'nde o dönem kazanın sebeplerini araştırmak için kurulan devlet komisyonu, santral personelini ve yönetimini kazanın baş sorumlusu ilan etti. Güvenlik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle santral müdürü Viktor Burhanov ve şef mühendis Nikolay Fomin 10'ar yıl, şef mühendis yardımcısı Anatoly Diatlov 5 yıl, reaktör sorumlusu Alexander Kovalenko 3 yıl, vardiya amiri Boris Rogoşkin ve denetmen Yuri Lauşkin 2'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. O dönem Çernobil nükleer santralinde teknik ayarlardan sorumlu personellerin yöneticisi olan Maxim Kremen, patlamadan bir gün önce yaşadığı bir anıyı gazetecilerle paylaştı. 25 Nisan 1986 günü iş çıkışı santralden ayrılırken tesadüfen Diatlov ve Kovalenko'ya rastladım. Kovalenko yanıma yaklaşarak reaktörün işleyişinde bir tuhaflık olduğunu söyledi. Ancak Diatlov onu sert bir şekilde durdurdu ve sözlerini sürdürmesine izin vermedi. Bunun üzerinde durmamıştım çünkü bu benim sorumluluğumda değildi, dedi. Reaktör sorumlusu ve şef mühendis yardımcısının reaktördeki sorunun farkında olduklarını tahmin ettiğini belirten Kremen şöyle devam etti. Şef mühendis yardımcısı reaktörü durdurma komutunu verebilecek kararlılığa sahip değildi. Deneyi yerine getirememekten korkuyordu. Şef mühendisin mesleği elektrik mühendisliğiydi. Bu durumda yapması gereken tek bir şey vardı. Reaktörü durdurmak. Taşıdıkları mesleki sorumluluğa rağmen bu kararı almaya korktular. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu bünyesindeki
Uluslararası Nükleer Güvenlik Komitesi de ilk başlarda Sovyetler Birliği Devleti ile aynı fikirdeydi. Kazanın bazı kural ihlallerinin ve personel hatalarının bir araya gelmesi sonucu yaşandığı sonucuna varılan INSAK raporunda santral yönetimi deneyin ne pahasına olursa olsun yapmakta suçlandı. Fakat aynı kurum 1991 yılında kazayla ilgili yayımladığı yeni raporunda operasyonel personelin hatası sonucu başlayan kazanın reaktörün yetersiz tasarım nedeniyle bir felakete dönüştüğü tespitine yer verdi. Uluslararası Nükleer Güvenlik Komitesi 1993 yılında hazırladığı nihai raporunda ise personel hatalarıyla ilgili daha önce varılan bazı tespitlerin yanlış olduğunu, kazanın reaktördeki tasarım hatası, reaktörün güvenlik standartlarını karşılamaması ve nükleer santraldeki genel güvenlik önlemlerinin yetersizliği nedeniyle meydana gelmiş olma ihtimalinin ağırlık kazandığını ileri sürdü. Kazaya deprem, sabotaj ya da terör eyleminin yol açmış olabileceği yönünde iddialar ortaya atılsa da bunlara dair bir kanıt bulunmuyor. Nükleer facianın sonuçları ne oldu? Pripyat'ta yaşayan Maxim Kremen 26 Nisan 1986 Cumartesi günü erkenden uyandı. O gün 6 yaşındaki oğluyla nehirde kano gezintisi yapmayı planlıyordu. Nükleer santrale 1 kilometre mesafede bulunan garajın yolunu tuttular. Yolda santralde çalışan bir tanıdığımı rastladım. 4. reaktörün çatısının çöktüğünü söyledi. Şoke olmuştum. Oğlumla birlikte garaja vardığımızda 4. bloktan dumanlar yükseldiğini gördüm. Garajın çatısına çıktığımda korkunç bir tabloyla karşılaştım. Reaktörün kapağı geniş bir açıyla kalkmıştı ve boru hatları üzerinde asılıydı. Bunun üzerine eve dönmeye karar verdim. Mesai arkadaşlarımla benim evimde toplandık ve kazayı konuşmaya başladık. Pripyat'tan çıkmak mümkün değildi. Tüm dolmuşlar durdurulmuştu. Özel otomobillerle de çıkışa izin verilmiyordu. Pripyat'ta 26 Nisan'ın diğer günlerden bir farkı yoktu. Günlük hayata dair hiçbir uyarı ve sınırlama yapılmadı. İnsanlar gruplar halinde toplanıyor ve santraldeki kazayı konuşuyorlardı. Cumartesi akşamı Pripyat'ın parti ve belediye yöneticileri ailelerini şehir dışına çıkardılar. Bu haber hemen yayıldı. Biz ise esirdik. Pazar günü insanları götürmeye başladılar. Kazadan önce her şey normaldi. İnsanlar otomobil satın alıyor, evlerini yapıyorlardı. Umutları vardı. Ama bir an geldi ve onlar için değerli olan her şey yok oldu. Nükleer faciadan bir süre sonra Pripyat şehrinde ve Çernobil nükleer santralinin çevresindeki 10 kilometrelik alanda yaşayanlar tahliye edildi. 1986 Mayıs ayında 30 kilometrelik bölgeden tahliye edilen kişilerin sayısı farklı verilerde 116 bin ile 350 bin arasında gösteriliyor. Kazanın yol açtığı yangın 10 gün sürdü. Patlamanın etkisiyle çevreye yaklaşık 380 milyon kuri radyasyon yayıldı. %70'i Belarus, Ukrayna ve Rusya topraklarında yer alan 200 bin metrekarelik bir alan radyasyonun etkisi altında kaldı. Kaza sonrası radyoaktif madde yüklü bulutlar Avrupa'da birçok ülkeye yayıldı. Facia nedeniyle kaç kişinin hayatını kaybettiği günümüzde de tartışma konusu. Nükleer felaket ilk anda santralde görevli 31 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ancak kazanın asıl yıkıcı etkileri daha sonra ortaya çıktı. Çernobil faciası bazı bağımsız araştırmalara göre yaklaşık 200 bin kişinin doğrudan ya da dolaylı olarak ölümüne sebep oldu. Farklı verilere göre facianın etkilerini ortadan kaldırmak için yapılan çalışmalara Sovyetler Birliği'nde 600 bin ile 800 bin arasında görevli katıldı. Bu kişilerin 70 bininden fazlası kalıcı olarak sakat kaldı. Kazanın etkileri nedeniyle Ukrayna'da 1.9 milyon, Belarus, Rusya, Ukrayna ve Avrupa ülkelerinde toplam 8.4 milyon kişi radyasyona maruz kaldı. Patlamanın ardından santralin yakınlarındaki tüm çam ağaçları yüksek radyasyonun etkisiyle kızıl renge dönüştü ve öldü. Hayvanların tamamına yakını yok oldu. Facianın Türkiye'ye etkileriyle ilgili de farklı iddialar ortaya atılmıştı. Türk Tabipleri Birliği, facianın Türkiye'de özellikle Doğu Karadeniz bölgesini etkilediğine ve bölgedeki kanser vakalarıyla facia arasında ilişki olabileceğine dikkat çekmişti. Farklı yetkililer ise bölgedeki kanser vakaları ile facia arasında ilişki bulunduğuna dair kanıt olmadı ileri sürmüştü. Çernobil günümüzde ne durumda? 1986'da Çernobil nükleer santralindeki patlamadan bu yana yaklaşık 4000 km2'lik bir alan terk edilmiş durumda. Yasak bölge Ukrayna ve Belarus topraklarını kapsıyor. Santralin yakınlarındaki Pripyat kenti ise hayalet şehre dönüştü. Radyoaktif kirliliğin bulunduğu bölgede tarım yasak ve yeni yapılaşmaya izin verilmiyor. Yasak bölgeye 30 km mesafede polis kontrol noktaları bulunuyor. Ancak buna rağmen şehir bugüne kadar birçok
kez soygun ve yağmalama eylemlerine sahne oldu. Hayalet şehirde değerli eşyaların çalınmadığı, neredeyse tek bir daire kalmadığı belirtiliyor. Çernobil nükleer santralinin işleyen son reaktörü 15 Aralık 2000 tarihinde kapatıldı. Nükleer facianın yaşandığı reaktörün enkazı, radyoaktif sızıntıyı engellemek için 2016 yılında dev bir çelik kalkanla örtüldü. Günümüzde devre dışı olan Çernobil nükleer santralinde nükleer tesislerin ve radyoaktif atıkların güvenliğinden, çevre denetiminden ve bilimsel çalışmalardan sorumlu devlet işletmesi faaliyet yürütüyor. Bölgede güneş enerjisi santrali ve Avrupa için nükleer yakıt depolama tesisi kurmaya yönelik projeler de gündeme gelmişti. Çernobil yangını turizme darbe vurdu. Nükleer facia sonrası yüksek radyasyona maruz kalan ormanlar günümüzde ise adeta bir doğal yaşam cennetine dönüşmüş durumda. Bölgede pek çok vahşi hayvan ve yüzlerce kuş türü yaşam sürüyor. Araştırmalar yüksek radyasyon miktarının bugün Çernobil'deki vahşi doğaya ciddi bir olumsuz etkisi olmadığını gösteriyor. Ancak bazı hayvanlarda anomalilere rastlanabiliyor. Örneğin kuşlar arasında albino yaygın. Böceklerin ömrü normalden kısa. Kemirgenlerde doğurganlık seviyesi düşük. Çernobil nükleer santralinin patladığı bölge ve Pripyat şehri son yıllarda dünyanın dört bir yanından turistleri ağırlıyor. Tüm dünyada büyük ilgi gören Çernobil dizisinin de etkisiyle bölgeyi 2019 yılında resmi verilere göre 124 bin kişi ziyaret etti. Fakat son yangının ardından Çernobil'deki turistik yerlerin üçte biri yok oldu. 1986'daki nükleer facia sonrası ilk tasfiye memurlarının yaşadıkları ahşap evlerin bulunduğu İzumrudnoye Sovyet gençlik kampının yanması en büyük kayıplardan biri oldu. Peki bu felaket canlılar açısından nasıl sonuçlar doğurdu? 38 yıl önce gerçekleşen Çernobil faciasının ardından bölgede görülen yüksek dozda radyasyon canlı yaşamını uzun süre tehdit etti. Bölge hızla boşaltılsa da radyasyonun yaban hayatı üzerinde nasıl bir etkisi olduğu uzmanlarca merak konusu oldu. Bilim insanları birçok hayvanın başka yerlerdeki hayvanlardan farklılıklar göstermeye başladığını ve bazılarının mutasyona uğrayarak süper güç olarak tanımlanabilecek özellikler sergilediğini söylüyor. Kara kurbağalar. Yıkılan nükleer santralin etrafındaki kurbağalar daha da koyulaştı. Araştırmacılar bunun sıcak radyasyon noktalarına bir tepki olduğuna inanıyor. Bilim insanları yeşil kurbağaların hayatta kalma ihtimalinin daha düşük olması nedeniyle amfibilerin hızla siyah deri geliştirdiğini düşünüyor. Bu da araştırmacıların hızlı evrim olarak tanımladığı duruma yol açıyor. En koruyucu melanin pigmentine sahip doğu ağaç kurbağalarının yüksek radyoaktif bölgelerde hayatta kalma olasılıkları daha yüksektir. Bu da popülasyonların daha koyu kurbağaların hakimiyeti altına girdiği anlamına geliyor. Süper güçlü bakteriler. Çernobil'deki kırlangıçların kanatlarında bulunan bakterilerin gamma radyasyonunun etkilerine karşı daha dirençli olduğu tespit edildi. Radyasyon dozlarına maruz kaldığında Çernobil'deki bakteriler başka yerlerdeki bakterilerle karşılaştırıldığında çoğalıp gelişebildi. Kansere dirençli kurtlar. Çernobil'in çorak topraklarında dolaşan mutant kurtlar süper güç olarak tanımlanabilecek şekilde geliştiler ve bu insan hayatını kurtarabilir. Araştırmacılar Çernobil tahliye bölgesindeki hayvanların kansere karşı direnç gösteren genetik olarak değiştirilmiş bağışıklık sistemlerine sahip olduğunu buldu ve genlerin insan kanser hastalarına yardımcı olup olamayacağını bulmaya çalışıyorlar. Princeton Üniversitesi'nden bir ekip kanserlerle bağlantılı bazı genlerin yeni mutasyonlara sahip olduğunu gösterdi. Bu da onların radyasyona karşı korunmak için evrimleştiğini gösteriyor. Kanser vakalarının patlaması. Kazadan 25 yıl sonra 2011'de yapılan bir araştırmada bile incelenen sütlerin %93'ünde kabul edilebilir düzeyin çok üzerinde uzun ömürlü izotop sezyum-137 belirlendi. Ukrayna, Rusya ve Belarus'ta 2004'e kadar 18 yaş altı 4000 çocukta tiroid kanseri vakası görüldü. Resmi raporlara göre 9000, bağımsız bilim insanlarına göre ise 30.000 ila 60.000 arasında insan Çernobil'in neden olduğu ölümcül kanser türlerine yakalandı. Ayrıca bilim insanları yaklaşık 190 ton uranyum ve 1 ton plütonyumun hala santralin altında bulunduğuna işaret ediyor ve bölgenin radyasyondan tamamen temizlenmesi için öngördükleri süreye ise insanlığın ömrünün yetip yetmeyeceği bir soru işareti. Çernobil'in yakınındaki Pripyat şehrinde günümüzde ölçülen radyasyon düzeyi bile normalin 20-40 kat üzerinde ve tüm radyoaktif kalıntıların temizlenmesi için 48 bin yıla ihtiyaç var. Türk Bakan, radyoaktif çay daha lezzetli. Çernobil'in etkisine maruz kalan ülkelerden biri de Türkiye'ydi.
Ancak o dönemde Türkiye'de yetkililer bu felaketi o kadar hafife aldı ki dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral, Karadeniz'de yetişen çayların radyasyondan etkilenmediğini ispat etmek için kameraların karşısında çay içti. Bedeli sonraki yıllarda çok ağır olacak bu felakete ilişkin dönemin bakanı, "Karadeniz'e bir damla mürekkep düştü diye Karadeniz kirlenir mi? Radyoaktif çay daha lezzetlidir. Rusya'dan iyi bir şey gelmez. Ya komünizm ya radyasyon" diye dalga geçiyordu. Oysa binlerce kilometre uzaklıktaki İngiltere bile radyasyonun yıkıcı etkilerinden korunmak için önlemler almaya çalışıyordu. Üstelik faciadan birkaç gün sonra SSCB Büyükelçisi Türk yetkilileri uyararak Karadeniz'de ölçüm yapmalarını söylemişti. O sırada dönemin Türkiye Atom Enerjisi Başkanı Türkiye'ye ulaşsa bile etkilemez açıklaması yapıyordu. Fakat radyoaktif bulutlar kazadan birkaç gün sonra 3 Mayıs'ta Trakya'ya ve ardından Doğu Karadeniz'e ulaşmış, radyasyon oranı 7 kat artmıştı. 4 Mayıs'ta Kapıkule-Edirne yolunda İstanbul'da havadaki radyasyonun tam 1000 katı fazla bir değer ölçüldü ve bunun nedeni Çernobil'di. Böylece Türkiye için Çernobil felaketi başlamış oldu. Avrupa ülkeleri radyasyonlu olduğu gerekçesiyle Türkiye'den fındık alımını durdurdu. Hollanda Sağlık Bakanlığı Türk çayında yüksek oranda radyasyon olduğunu açıkladı. Federal Almanya Türkiye'den alınan 13 ton çayı iade etti. Türk yetkililerin olan biten karşısındaki tavrı ise bu açıklamaları Batı tezgahı diye nitelemek oldu. Dönemin Çaykur Genel Müdürü bu açıklamayı yapmakla yetinmemiş, çay kaynatıldığında radyasyonun 5-6 kat düştüğünü bile iddia etmişti. Zaten Bakan Aral da çay içme şovunu bu açıklamalardan birkaç gün sonra yapmıştı. Türkiye'de sonraki yıllarda da ciddiye alınmayan felaketin etkileriyle ilgili TBMM 1993'te soruşturma komisyonu kurulması önerisini reddetti. Türkiye'de Çernobil felaketi sırasında radyasyon seviyesini gösteren sayısal değerler açıklanmadı. Halktan gizlendi. Yetkililerin gerekçesi ise panik yaratmamaktı. Türk Tabipleri Birliği'nin Çernobil nükleer kazası sonrası Türkiye'de kanser başlıklı raporuna göre dünyada yaşanan en büyük nükleer kaza olan Çernobil nükleer santral kazası sonrası Türkiye'ye de radyoaktif bulaş olmuştur. Ancak bu bulaşın insan sağlığına olan zararı konusunda yeterli veri bulunmamaktadır. Çünkü kanser hastalığına ilişkin veriler düzenli bir şekilde kayıt altına alınmamış ve yetkililer bu yöndeki sorular karşısında da suskunluğu tercih etmiştir. Ancak uzmanlar bu sınırlı verilerle de bütün bu yaşananların sonucunun Türkiye'de kanser hastalığının oranında çok ciddi bir şekilde artış olduğu inancında. Uzmanlar Çernobil'in risklerinin hala devam ettiği uyarısında bulunuyor. Kanser vakaları Marmara bölgesinde 1986-1987 arası yaklaşık 2 kat, Karadeniz'de ise 1995'ten sonra yaklaşık 3 kat arttı. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir. Aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta ihmaller sonucu gelen Costa Concordia felaketinin arkasındaki hikaye yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.